Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Amerikan Şirketler Derneği, Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Myron Brilliant'ın bu hafta Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirdi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından, Amerika Birleşik Devletleri şirketlerin bu ülkedeki faaliyetlerini sonlandırdığına yönelik açıklamalar gelmeye devam ediyor. Ford, Boeing, General Motors, Avon Mobil, FedEx, Ford, Nike, Adidas, McDonald's, KFC, Starbucks, Coca-Cola, PepsiCo, Airbnb, Netflix, Visa, Mastercard, American Express, Apple, Levi's ve Walt Disney gibi çok sayıda Amerika Birleşik Devletleri merkezli uluslararası şirketin Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığını açıklamasının ardından Goldman Sachs da Rusya'dan çıkacağını duyuran ilk Amerika Birleşik Devletleri bankası olmuştu. Amerika Birleşik Devletleri, Ankara Büyükelçisi Befri Flaken'in Rusya'dan çıkmaya hazırlanan 5000 Amerika Birleşik Devletleri firmaya Türkiye'yi adres gösterdiğine yönelik haberlerin ardından bu ülkeden Türkiye'ye önemli bir ziyaret gerçekleşeceği açıklandı. Amerikan Şirketler Derneği Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Turnaoğlu, muhabirine yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Brilliant'ın bu hafta Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirdi. Tankut Turnaoğlu, Myron Brilliant ile bölgesel gelişmeler ışığında Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ekonomik ilişkilerini değerlendireceklerini söyledi. Turnaoğlu, Türkiye'de yaklaşık 50 milyar dolarlık yatırımı bulunan, 110 Amerika Birleşik Devletleri merkezli şirketi temsil eden Amcham Türkiye olarak Türkiye'yi bölgesel merkez yapmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz, dedi. Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Brilliant'ın Amerika Birleşik Devletleri şirketleri temsilen Türkiye'de olacağı, iş dünyası ile toplantılarda karşılıklı ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin ele alınacağı ve Rusya-Ukrayna bölgesel gelişmeleri sonrası Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ekonomik ilişkilerindeki fırsatların değerlendirileceği öğrenildi. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.